botoksu konuşmasının içinde belirttiğiniz gibi mideyi felç ediyor dedi. Evet. Nereye uygulanıyor sonra felç ediyor dedi. Evet. Peki vücuda da yayılabiliyor mu? Dediğim gibi lokal uygulama bu. Yani endoskopik olarak lokal midenin iç kısmının hemen altına uyguladığımız, midenin içerisindeki kasları felç ederek mide boşalmasını yavaşlattığımız bir yöntem olduğu için sistemik bir yan etkisi şimdiye kadar gösterilmemiş ve oradan da sistemik bulaşıma geçmesi mümkün değil. Eğer ki ehil ellerde uygulanırsa. Peki mide balonu da bunun gibi mi hocam? Mesela mide balonunda bir mide botoksu değil, mide balonu yaptırmak evet. Peki, ona nasıl dikkat edecekler? O 6 aylık süreçten sonra mide balonunu çıkartıyor musunuz? Çıkartıyoruz. Yani uyguladığımız balonlar 6 aylık ve 1 yıllık balonlar olarak iki şekilde. 6 aylık balonu takmışsanız 6 ayda dediğim gibi midenin içerisinde bir yer kaplayıcı kitle oluşturuyor, bir gerginlik oluşturuyor. Dolayısıyla bu hastanın hem daha çabuk doymasını hem de daha az porsiyonlarla doymasını sağlıyor. Ama 6 aylık taktığınız balonda eğer ki 6 ay sonra bunu çıkarırsanız hastayı birdenbire artık tamamıyla yardımsız bırakmış oluyorsunuz. Yani bir kere de, ama az önce söyledim, mide botoksunda böyle değil. Mide botoksunda botoksun etkisi yavaş yavaş azaldığı için hasta da buna yavaş yavaş adapte olabiliyor. Ama mide balonunda öyle değil. Mide balonunda balonu bir kere süresi bittiğinde çıkarırsınız, artık hasta eski yaşantısıyla baş başadır. Eğer ki bu mide balonunun olduğu süreçte 6 aylık dönemde eğer diyetini, beslenme alışkanlığını buna göre şekillendirmişse ondan sonrası kolay. Eğer yok şekillendirmemişse eski yeme alışkanlığına tekrar dönerse burada kilo almak daha hızlı oluyor. Peki kimlere 6 aylık mide balonu uygulanır, kimlere 1 yıllık mide balonu uygulanır? Bu daha çok biraz da tercih sebebi ve hastanın kilo düzeyiyle alakalı bir durum. Eğer ki hastanın body mass indeksi 30'un altındaysa o zaman bu hastalara 6 aylık balon takmak yeterli olur. Eğer body mass indeksi dediğimiz beden kitle indeksi 30 ile 35'in arasındaysa bunların kilo düzeyi normal kilolarına göre daha fazla olduğu için ve bunların zayıflayabilmeleri için de daha fazla yardım ve daha fazla süre gerekeceği için onlara 1 yıllık balon takmak önerilebilir. Peki mide botoksu uyguladığınız kişi mide balonu uygulayabiliyor musunuz? Aynı anda uygulamıyoruz. Çünkü ikisi de çok benzer yöntemler olduğu için ikisinde de amaç midenin hem doygunluk süresini uzatmak hem de hastaya kilo vermek adına yardımcı yöntemler olduğu için botoksu ve balonu aynı anda uygulamıyoruz. Uygulanmasını da tavsiye etme. Peki mide botoksu uyguladığınız kişiye sonradan mide balonu uygulayabilir? Tabii ki uygulanabilir. Tabii ki. Yani mide botoksu uygulandı. Hasta 6 ayda istediği performansı tam sağlayamamışsa İkinci bir seans olarak mide botoksu uygulanabilir ya da bunun yerine mide balonu da tercih edilebilir. Peki mide botoksu uyguladığınız kişiler normal hayatlarında nelere dikkat etmeliler? Mide botoksu uyguladığımız kişiler işlemden 30 dakika sonra yeterli istirahat sonrasında normal gündelik yaşantılarına dönebilirler. Ama ilk söylediğimiz ilk bir hafta içerisinde daha çok sulu gıdalar evet. Ve özellikle ilerleyen dönemlerde karbonhidrattan fakir diyetle beslenmeleri, eğer alkol alışkanlıkları varsa bu alkol alışkanlıklarından mutlaka uzak durmaları ve çok ciddi anlamda egzersizle meşgul olmaları ve spor yapmalarını da çok ciddi anlamda öneriyorum. Hem hayatın diğer alanları açısından sağlıklı yaşamak adına hem de kilo vermeyi ciddi anlamda tetiklemesi açısından egzersizi mutlaka öneriyorum hastalarıma. Yani mide botoksunda ve mide balonunda... Evet. Spor mutlaka olmalı. Mutlaka gerekli. Ama ağır diyorum. Sporlardan da tabii ki mutlaka. Ağır sporlar değil de en azından çıkıp bir yürüyüş yapmaları ya da bir koşu bandına çıkıp tempolu yürüyüş yapmaları bile onlar için yeterli bir spor sayılabilir. Mide botoksu ve mide balonu. Vücutta şişkinlik ve kabızlık yapar. Evet, bu da bizim hastalarımızın sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi bize. Uygulama öncesinde özellikle. Şimdi hasta şu şekilde yaklaşıyor. Hocam siz benim midemi botoks uygulamasıyla felç edeceksiniz. Evet. Benim bağırsaklarım zaten yavaş çalışıyor. Ben bu yüzden de uzun zamandır kabızlık çekiyorum. Acaba bu şikayetimi arttırır mı? Buradaki olay bizim uygulamamız sadece mideye lokal uygulama olduğu için ve özellikle sadece mide kaslarını felç ettiğimiz için mideye uyguladığımız bu yöntemin bağırsakların hareketi üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bizim yaptığımız bu işlemle mide boşalma hızını sadece yavaşlatıyoruz. Bağırsakların boşalma hızına herhangi bir etkisi yok bu işlemin. Çünkü lokal uyguluyoruz ve sadece mide kasları üzerine uyguluyoruz.
Ama tabii yediklerine de dikkat edecekler. Mutlaka ki. Yani özellikle karbonhidrattan fakir diyet buradaki baş şartımız kilo verme açısından. Evet, çünkü mide çok hassas bir organ hocam. Evet. Çok değişik faktörlerden aynı anda etkilenebiliyor. Yani bir stres, sıkıntı mideyi tetikleyebiliyor. Yediğimiz herhangi bir gıda mideyi tetikleyebiliyor. Bir takım mikrobik enfeksiyonlar mideyi tetikleyebiliyor. Hiçbiri bunların olmasa bile ailesel yatkınlık, genetik yatkınlık midede bir takım sıkıntıların ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor. Çok faktörlü bir denklem. Evet, zayıflama da çok da güzel bir yöntem mide botoksu ve mide balonu. Ve sonrasında tabii belki cerrahi operasyonlarla da karşılaşılabilir. Ama mide botoksuyla da mide balonuyla da zayıfladıkları zaman artık normal hayatlarında o dönemdeki alışkanlıklarını da devam ettirsinler. Daha kilo almadıkları. Tabii ki önemli olan zaten o. Yani bizim yöntemimiz kilo verdirici bir yöntem değil. Evet. Kilo vermeye çok ciddi anlamda yardımcı olacak bir yöntem. Eğer ki bu süreç içerisinde hastalarımız kendi diyet alışkanlıklarını eğer oturtturamamışlarsa ki zaten bu konuda dediğim gibi bir ekip çalışması içindeyiz. Mutlaka bir diyetisyen yardımıyla bu işi, bu süreci yürütüyoruz. Eğer ki bu alışkanlığı kazanamamışsa işlem sonrasında etkinlik bittiği zaman botoksun 6 ay sonra eski yeme alışkanlıklarına tekrar dönerlerse kilo almaları çok daha hızlı olur. Dolayısıyla bu çok böyle istediğimiz bir konu ne yazık ki değil. Peki hastalarınızdan aldığınız tepkiler nelerdir hocam? Yani hastalar sonuçta burada iki şey önemli hastalar açısından. Birincisi sağlık, ikincisi kendine özgüven. Dolayısıyla ciddi anlamda bizim uyguladığımız programa hastalarımız uyduğu zaman hem fazla kilolarından kurtulup ileride başına gelebilecek sağlık problemlerinden kurtulmuş oluyorlar. Hem de kilo vererek daha küçük bedenler içerisinde daha güzel kıyafetlerle aynaya baktığı zaman kendini daha özgüvenli hissedebiliyor. Bu yaşamın her alanında katkı sağlıyor insana. Hasta demeyeyim sadece artık o süreci geçirmiş, artık normal yaşayan bir birey olmuş olur. Toplumun her kesiminde, gittiği herhangi bir iş ortamında, daha sonrasında sağlık problemleriyle karşılaşmamak adına tüm hayatını daha güzel bir şekilde biçimlendirebiliyor. Evet, sağlık problemleri dediniz. Mide hastalıkları, işte mide botoksu ve kilo da hocam şu an tansiyon ve şeker en önemlisi. Tabii ki yani baş düşmanı kilonun. Çok ciddi anlamda tetikleyen bir durumdur kilo, tansiyon ve şeker hastalığı. Özellikle ailesel yatkınlık da varsa bu işin içerisinde ve bir de sizin bedeninize yüklediğiniz yük bunu çok ciddi anlamda daha erken dönemde ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Evet,